yok bir, yani daha iyi bir Macaristan Partisi Başkanı Gabor Bona, saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer konuklar, sevgili gençler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurulduğu 1980 yılından beri paralel olarak içinde Turan Kültür Merkezi'ni, onun içinde de Süleymaniye Kürsüsü'nü kurmuş. Fakat bu kürsü bildiğiniz sebeplerden bugün Avrasya, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde hizmet vermeye devam ediyor. Evet, kurulduğumuz günden beri Türk dünyasının tarihini, kültürünü, biliminin her türlü meselesini, kısacası Türklüğü gündeme getirmeye, sizlerle beraber burada tartışmaya, aydınlanmaya devam ediyoruz. Her hafta bildiğiniz gibi Süleymaniye Kürsüsü değişik bir konuyla karşımıza geliyor. Bugünkü konumuz çok özel. Zaten şöyle bir baktığımız zaman özellik kendiliğinden görülmüş. Evet, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın maksadı dilde, fikirde, işte birlik. Buradan yola çıkmış Türk Dünyası'nın daha ileri maksadı Turan. Turan değil de tabii ki Turan'ın her parçasını seviyor. Bunun içerisinde Macaristan'ın çok ayrı bir yeri var. Birazdan kürsüye gelecek açılış konuşmacımız bu ustada daha geniş bilgi verecekler size. Ben o yüzden daha fazla bu konu üzerinde durmak istemiyorum. Biliyorsunuz daha 2 yıl önce burada Macar Türkolog Atilla Batafi tarih içinde Macarlar konulu konferans vermişti. Şu anda hocamı görüyorsunuz, Atilla Batafi'nin Macar bayrağını belli aldığı o konferans birçoklarınızın hatırasında. Evet, bu kürsü yine Macar dostlarımızı burada her zaman ağırlamaya devam edecek. Ben hepiniz adına Sayın Lubbik Yanda İl Macaristan Partisi Başkanı Sayın Gabor Bona'ya vakfımız ve Türkiye'li kardeşlerine hoş geldiniz diyorum. Ve şimdi sözü uzatmadan hep beraber sizleri İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Hazır. 2-3
Bugün burada hepimiz çok heyecanlıyız. Avrupa'da olanların çok büyük bir kısmı. Genç olduğunu görmekten daha iyi bir durum. Sayın Gamal'ın biraz önce etraftaki konuşmasında gençlere çok büyük önem verdiğini söylemişti. Herhalde burada arzu ettiği gibi bir toplulukla karşı karşıya kalmıştır. Biz de bu durumdan son derece mutluyuz. Ben de yaklaşık 5-6 dakikalık vaktinizi alacağım. Ondan sonra sizlere muhtemelen soracağım pek çok soru var. Ama kısaca Macarlar hakkındaki bilgilerimizi tazelemekte fayda var. Macarların kutsal tacı var, korona. Evliya Çelebi seyahatlerinin de sıklıkla bahsedilir. Onun üzerindeki bir resim altında Türklerin kralı Gezay'ın ifadesi vardır. Bizans İmparatoru Konstantin'in bir metninde Macarların babamız dediği Arpat için Türklerin prensi ifadesi yer alır. Ve Macarların yaşadığı topraklar içinde Türkiye ifadesi kullanılmıştır. Bizanslı bazı bilginler ve kitaplarında Macarlar için Türk ifadesini kullanmışlardır. Ortak ana vatanımızdan ayrıldıktan sonra Karpatlar Havzası'na gelen Macarların dil hazinelerinde 500'e yakın Türkçe kelime vardır. Ve Macarların en çok bilinen efsanelerinde Hunor ve Mahor adı kullanılır ki Macarların Hunor ve Mahor adında iki kardeşten meydana geldiği ifade edilir. Tarih boyunca pek çok kez Macarlarla savaştık. Pek çok kez yenildik. Pek çok kez yendik. Ama mertçe savaştık. Ve karşımızda da mert bir düşman bulduk. Macarların büyük kahramanı Hunyadi Yanoş öldürdüğünde Fatih Sultan Mehmet ne kötü duygular içerisindeyim, düşmanım öldüğü için üzülüyorum demişti. Bunu Hamer eserinde rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ve bir Macar topçusu olmasaydı, kurban olmasaydı, İstanbul'un fethi gerçekleşebilir miydi? Gerçekleşemez miydi? Bunu düşünmenizi size öneriyorum. Ve biz maaşla kazandığımızda Macaristan'ın idaresini Macarlara bırakmıştık. Ve 1683'e kadar süren bu devrede bir taraftan kardeş ilişkilerini sürdü, öte taraftan üçe bölünmüş Macaristan'ın birleşmesi konusunda faaliyet gösteren Macar milliyetçilerine destek vermekten geri durmadık. Prens Trakozi, İbret Ögeli ve modern Macaristan'ın kurucusu sayılan Lajos Kossuth bu memlekette kardeş giysiler içerisinde karşılandılar. 1848 ayaklanması olduğunda Macarlar Avusturya'ya karşı baş kaldırmalarında ve Macarların isyanı kanla durdurmak istediklerinde Macar milliyetçileri dönemi Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Ve bizim için de gurur verici bir tablodur ki Avusturya Macar mültecileri Türkiye'ye istediği zaman dönemi Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid bir Macar'ı iade etmektense 50 bin Osmanlı askerini feda edelim demekten geri durmamıştır. Ve Osmanlı-Rus savaşı sırasında, Osmanlı-Sırp savaşı sırasında
Zannediyorum ki salonda bulunan arkadaşlarımızın çoğu Macar milliyetçilerinin ve Macar gençlerinin Osmanlı saflarında savaşa girdiklerini anlayacaklardır. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1877'de Macar gençlerinin ve Macar hanımlarının Budapeşte'de kırmızı beyazlı broşlarla Türklere destek verdiklerini bizler hatırlıyoruz. Ve o dönemin gençlerinin Osmanlı ordusunda askerlik yapmak için pasaport müracaatlarında bulunduklarını da biliyoruz. Ve bu gençler söylerken hepimizin bildiği gibi teşekkür etmemiz gereken bir bilim adamımız var. Finlandiyalı Carlsen. Turancılık kurucusu olarak bilinen Carlsen'in bugün huzurlarımızda milletle şükran anlıyorum. Ve turancılık konusunda büyük çabalar gösteren 1900'lü yılların turancılarına da teşekkür etmek isterim ki hepinizin bildiği gibi ilk Turan dergisi Macaristan'da yayınlanmıştır. Turancılıkla ilgili ilk dergi Macaristan'da kurulmuştur. Yani Türk ve Macar kardeşliğini bilimsel temeller altında oturtmak suretiyle ispat eden çalışmalar Macaristan kaynaklıdır. Macaristan'ın büyük şairi Aradir Jaros'un Plevna Savaşı'nda büyük kahramanlık gösteren Türk askerlerine Plevna adıyla bir şiir yazdığını biliyoruz. Aradir Jaros'u da huzurlarınızda takdir ve minnet ve şükranla anlıyorum. Aradir Jaros'tan bir kısa örnek okumak istiyorum size. Bulunların erkenliği adına elinde tuttuğu şanlı bayrağı en büyük şeref ile inan dökülür Macarların dudaklarından. Bunu çoğumuz herhalde hatırlıyoruz. Ve Macarların meşhur şairi Sandor Petöfi Namzeti Dağ adlı şiirinde şöyle söylüyor. Kalk Macar, yurt seni çağırıyor. Bugün vakit, yarın geç, tutsak mı yaşayacağız özgür mü? Sorun bu, karar ver ve seç diyor. Sayın Doğru, Sandor Petrofi'nin vasiyetine uyarak bugün kendi vatanına geldi. Özgür mü yaşayacağız, tutsak mı yaşayacağız sorusuna, kardeş mi yaşayacağız, uçak, uzak mı yaşayacağız cevabını almak için bugün burada kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve Macar şair Zeppelin Alarmat, Kereta Magyar şiirinde doğuya bak Macar doğuya, büyük akrabalarını ve dostlarını kardeşlerini orada bulacaksın demiştir. Sayın Gabor Oman aramıza geldi, kardeşlerinin arasına geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ve Macar Başbakanlarından Tereki Pal, büyük bir Türkçüydü. Ve bizim düşüncemiz Tuğra ırkından olan milletlerin bir araya getirmesidir diye açıklıkla ifade etmişti. Kendisini de burada minnet ve şükranla anlıyoruz. Turancılık mücadelesine gönül vermiş hepimizin bildiği kalbimizin kahramanı Enver Paşa'yı da bugün burada hatırlamak lazım. Enver Paşa'yı da saygı ve minnetle anlıyoruz. Ve Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün Turan araştırmalarına, Macar kardeşlerimizle yakın dostluk, kardeşlik ve işbirliğine büyük bir önem verdiğini biliyoruz. Macar Krallığı'nın yöneticisi Junger Ardoni 9 Ocak 1934'te Atatürk'ü ziyaret eder. Atatürk diğer büyükelçilerle yaklaşık 15-20 dakika görüşürken kendisine 3,5 saat vakit ayırmıştır. Bu görüşmedeki ortaya çıkan sonucu Büyükelçinin hatıralarından sizlere şöyle aktarmak isterim. Atatürk, güya Doğu seferlerin, Irak seferleri üzerindeki entelektüel üstünlüğünü asla kabul etmedi. Tam tersine, ona göre Doğu seferlerin kültürlü gelişmiş cilalı taş devrinde durdu. Yalnızca Irak seferlerin müdahalesi daha sonraki kültürün gelişmesine imkan verdi. Gazi bu hususları açıklarken onun bir Türk özgürlük kahramanı ve reformisti değil, Batı Avrupa Bilimler Akademisi Başkanlığı odasında oturduğunuzu düşünürdünüz demiştir. Ve Atatürk'ün çok önemli bir tespiti var. Bu tespiti hatırlamamızda fayda var.
Atatürk şöyle söylüyor. Türk ve Macar halkları geçmişte kardeşliklerini ve dostluklarını bir kez daha, bir kez dahi hatırlayabilmiş olsalar ve bunu hayata geçirebilmiş olsalar Doğu Avrupa'nın tarihi yeni baştan yazılırdı demiştir. Bugün biz bu dostluğun ve kardeşliğin farkındayız. Doğu Avrupa'nın tarihini yeniden yazabilecek, yeni bir kıvılcımı başlatabilecek güçteyiz. Ve sanıyorum Sayın Gabor Bonan'ın buradaki konuşması bizlere bu konuda gerekli enerjiyi tazeleme yolunda önemli fırsatlar sağlayacak. Hepinizin bildiği gibi ünlü Türk sosyoloğu Ziya Gökalp, vatan ne Türkiye'dir, Türkler Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan şeklinde Turancılığı ilk rehberini bizlere armağan etmiştir. Ve bugün biz bu rehberi Turan halkından birisi nerede yaşıyorsa orası Turan toprağı şeklinde düşünmeliyiz. Tekrar ediyorum, Turan halkından birisi her nerede yaşıyor ise orası Turan toprağı şeklinde düşünebilmeliyiz ve bunu harekete geçirmeliyiz. Azerbaycanlı Türkçülerden Hüseyin Zade Ali Turan'ın ki soyadını da Turan olarak değiştirmiştir. Sizlersiniz ey kavim Macar bizlere ikram, ecdadımızın müşterek erkeği Turan cümlelerini hatırlamalıyız. Ve tabii ki büyük Türk milliyetçisi, büyük Turancı Atsız'ı hatırlamadan edemeyiz. Atsız diyor ki, atıklar yine kara toprak üstüne kahraman Macarlar şanlı Turan kanını yazdılar yeniden tarihe en şerefli yiğitlik destanlarına. Yurt için ölüm, yurt için ölümdür en güzel ölümün, ölümler yaşatır bir ırkın vatanını. Arpanın milleti elbet öldürülemez, verse de bin canını. Bataklık milleti Moskov sürülerine gösterdi Macarlar Turanlılık şanını. Binlerce öldüler, ölmek, yenilmek değil, mücadelektir şanlı demek suretiyle Turancılığın gelecekteki ülküsünü de bize açıklıkla göstermiştir. Turan şuuruna sahip olan Macaristan'daki Turancılar, Macaristan için Batı Türkiye ifadesini çekinmeden kullanmışlardır. Türkiye'deki Turancılık ülküsüne sahip olan gençler de Türkiye için hiçbir komplekse girmeden Doğu Macaristan ifadesini rahatlıkla kullanabilmektir. Ve ben şimdi Sayın Gabor diyorum, Doğu Macaristan'a hoş geldiniz diyorum. Arbat Apank, yani Arbat'tır babamız cümlesiyle tamamlamak istiyorum. Arbat Apank, Cengiz Han Apank. Teşekkür selamlamak isterim.
Magyarországra jöttem, és külbaba üdvözlették hoztam a Lidl kérdésére. Magyarországon vásárolni, Budapesten engedni. Külbaba hazaiterem, kucsába dolu selamlarını getirdim size. Engedjék meg, hogy először mondjak pár mondatot magamról, arról a szervezetről, amelyet itt képviselek, hiszen nem biztos, hogy mindenki ismeri. Egy egyszerű paraszti családból származom, Magyarországról, és soha nem készültem politikusan. Sıradan bir ailenin çocuğuyum ve hiçbir zaman siyasetçi olmak istemedim aslında. Nemrég néhány napja a Marmara Egyetemen megkérdezte egy hallgató, hogy miért választottam ezt az utat, és azt mondta neki, hogy ezt az utat valószínűleg nem így választottam, nem is tartta meg. Birkaç gün önce yaptığım Marmara Üniversitesi'nde yaptığım konuşmada öğrencilerden biri şöyle bir soru sormuştu. Acaba niye, siz niye bu yolu seçtiniz? Ben şu şekilde cevap verdim. Ben değil, Allah bana bu yolu seçti. Az a szervezet, amelynek az elnöke vagyok, egyetemi szervezetként jötték fel. Egyetemi fiatalok alapították, egyetemi mozgalomként. İntensiyettiğim siyasi hareketi aslında bir gençlik formu, gençlik derneği olarak başlamıştı. Azt éreztük néhány év után, hogy a magyarországi pártok nem képviselik azt nagyon sok fontos kérdésben, amit mi szennek és fontosnak tartunk. Bu arada gördük ki Macaristan'daki siyasi partiler bizim temsil etmek istediğimizi, yani görmek istediğimizi hiç temsil etmemektedir. Az egyik ilyen kérdéspont a kelet felé fordulás volt. Az, hogy mi a turáni nép vagyunk és a testvéreink a turáni nemzetek. Bu eksik olarak gördüğümüz noktada doğuya açılım, yani doğuya baktığımızda çok büyük bir eksiklik hissettik. És azért 2003-ban párt alakult. Bu yüzden dolayı 2003'te bir part olarak siyasi harekette geçtik. De én ma nem párt elnökként jöttem ide, hanem azért, mert nekem minden török a testvérem, és szerettem volna találkozni, szerettem volna megismerni török embereket személyesen is, és a török fiatalokat. A török fiatalokat szerettem volna személyben nézni. Aslında ben buraya bir parti başkan olarak geldim. Türkiye'ye, Türk halklarına, tüm Türklerle, Türk dost ve kardeşlerine tanışmak istedim ben buraya gelişim sebebi. 2006-ban lehetettem a Jobbik elnöke, és akkor semmi jövő nem jósoltam Magyarországon ennek a szervezetnek. 2006-ban Jobbik Partisi'nin genel başkanı oldum. Ve o zamanlar hiçbir geleceği olmayacak şekilde iddialar olmuştu mandattan sonra. Azt mondták, hogy média nélkül, anyagiak nélkül, mindenféle háttér nélkül nem lehet sikert elérni. Sizin médiánál olmadan, maddi destek olmadan hiçbir şekilde başarılı olamazsınız şeklinde eleştiri almıştık. De mi hittünk benne, mert tudtuk, hogy igazunk van. Ama biz inanıyorduk çünkü haklı olduğumuzda çok güçlü bir inançımız vardı. Aztán eljött 2009 és egy európai parlamenti választás Magyarországon, ahol 1%-ot jósoltak nekünk. Sonra 2009 yılında yapılan Avrupa Parlamento seçimlerinden önce yapılan anketlere göre ve bazı uzmanların iddialarına göre biz %1 oranında olayı alacaktık. 14% oldu. Ama %14 oldu. Akkor azt mondták a szakértők, hogy ez biztos egy életlen volt, majd a következő évben az országgyűlési választásokon eltűnnek. Sonra uzmanlar dedi ki, bu aslında bir tesadüftü, daha sonra kaybolurlar. Normal parlamento seçimleri başlasın, ondan hiçbir şekilde başka bir olmayacak daha. Tabii az országgyűlési választás és a mi szavazópártisunk megduplázódott. Sonra parlamento seçimleri geldi ve bize oy verenlerin sayısı ikiye katlandı. Çok doğru. Mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon is és az Európai Unióban is folyamatosan támadják a mi közösségünket, jelen pillanatban Magyarországon az én pártom fiatalok körében a legnépszerűbb erő. Bugün is, bugünden baktığınızda şunu görüyoruz. Gençler arasında, Jobbik Partisi gençler arasında en popüler partisidir şu anda. Ama buna rağmen tabii hem Batı Avrupa'da hem Macaristan'da
çok ciddi siyasi saldırıya maruz kalıyoruz. Miért támadnak bennünket? Fölmerült a kérdés az itt élő testvéreimben. Miért támadnak bennünket Európában? Miért támadják az Európában? Tabi sorumuzda şu, aklınıza şu soru geldi. Neden Batı Avrupa'da, ya, hatta Macaristan'da eleştiriler alıyoruz biz? Evet, 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 ben bu şey koyuyorum. Tabi, çünkü biz buradayız mesela. Támadják az pártomat azért, mert mi kifejeztük, hogy számunkra az iszlám nem ellenség, hanem barát, és kifejeztük azt, hogy számunkra Törökország nem csupán barát, hanem testvér. Eleştiriler alıyoruz ki, çünkü biz Müslüman ve Türklerin, dünyadaki tüm Müslümanların dostumuz ve kardeşimizin olduğunu defalarca dile getirmiş. Én gyermekkoromban nem ismertem egyetlen török embert sem. Gyermekkoromban nem ismertem egyetlen muszlimot sem. Hogy kerültem mégis most ide? Miért vagyok most itt mégis? Çocukluğumda ne Türkler ne Müslümanlar tanıyordum. O zaman neden buraya geldim tabii. Tényleg azt tudom csak mondani, hogy Isten vezetett folyamatosan és olyan jeleket adott, amiket én hála Istennek megértettem. Allah bir hidayet vermişti diye düşünüyorum. Az egyik ilyen dolog, hogy történésznek mentem az egyetemre történelem tanárnak, ez is a végzettségem, és tanulmányom során megismerhettem a mi valódi történetünket. Ben tarihçiyim ve tarih okumaya başlamıştım zamanında ve üniversite geçirdiğim yıllarda eğitimi alırken Macaristan'ın gerçek tarihine, dünya, hatta dünyanın ve Müslümanların gerçek tarihine tamam fırsatım olmuştu. És ezt az ismeretet, amikor a párt elnöke lettem, magával vittem, magammal vittem a pártba is. Ve tabii yani bu bilgiler, bu ele aldığım bilgiler aslında parti başkanı olarak, yani parti başkanı yaptığım yıllarda da bir tevarüz ettiğim bir değerdir aslında diyebilirim. És elmondom magyar embereknek azt, hogy ha egy törökkel találkozol, két perc múlva ismerni fogjátok egymást. Ha egy franciával találkozol, két évig beszélhettek, akkor sem lesz közöttetek szoros a kapcsolat. Sonra magyar arkadaşlarıma demiştim ki, bir Türk insanla tanıştığın zaman iki dakika sonra dost, bir dostluk hissediyorsunuz ortada. Ama mesela bir Fransız veya İngilizce konuştuğunuz zaman arada iki yıl geçsin, muhabbetiniz ve tatlanın. Elmondom azt, ami Teleki Pál, ami miniszterelnökünk 70 éve mondott, hogy keletre kell fordulnunk. És 70 éve ilyet Magyarországon politikus pártvezető nem mondott. Bizim Patrik'in konuşmada adı geçen Patrik'in dediklerini demiştim ben de. Biz doğuya yönelmeyiz. Çünkü 70 yıl oldu. 70 yıldır bunu dile getiren hiç olmadı maalesef. Egyszer egy lakossági fórumot tartottam Magyarországon, ahol az érdeklődőknek azt mondtam, hogy Magyarország számára a kitörési pont Törökország. Törökországgal kell a lehető legszorosabb kapcsolatokat létesíteni. Bir darınca Macaristan'da bir siyasi miting yapmıştım. O mitingde demiştim ki, Macaristan'ın tek çıkış yolu Türkiye ve Doğu açılımı. Akkor véleményem, nem tudtam róla, de ott volt egy török újságíró, aki beszámolt mindenről a török sajtóban. Benim haberim yoktu ama orada bir Türk gazeteci, bir kadın gazeteci gelmiş ve bunu konuşmamın haberini yapmış. Aztán néhány nap múlva, amikor megnyitottam az e-mail fiókomat, láttam, hogy szinte összeomlott a levelezésem, mert tele van Törökországból érkezett gratulációval és nagyon kedves levelekkel. Sonra konuşmadan birkaç gün sonra gördüm ki e-posta kutuyu açtığımda gördüm ki e-mail posta e-mail adeta kilitlendi. Çünkü Türkiye o kadar çok destekleyici ve tebrik mesajları aldım ki gerçekten karşılaştığım şaşkınlığı anlatamam. Hirtelen megismertek nevemet és megismerték a pártom szervezetű nevét is egyre többen itt Törökországban. Türkiye'de beni teşkilat, parti ve beni siyasetçi olarak tanıyanların sayısı birdenbire artmaya başlamıştı. Lassan a Facebook oldalon már több török barátom van, mint magyar. Facebook'taki takipçilerime baktığınız zaman biliyorum ki aslında Macar'dan Türk daha çok tanıyor. Tehát
Emlék arra, hogy a barátomtól itt járt Isztambulban, és elment cipőt vásárolni a bazárba, és azt vette észre, hogy a cipővárosnak a falán ott van kirakva az egy fénykép. Ugye Senarka, de Virarka, és a csoport stíkája annak is. Isztambul a gérmis, dükkánnal is be is jelmis. Orada ayakkabı almak istemiş ve dükkanda görmüş ki dükkan sahibi benim resmimi asmış. Úgy tett, mintha nem tudnám, ki van a képen, és megkérdezte a cipővárosról, ki az ott a képen. Sanki bilmiyormuş gibi resimdeki kim şeklinde bir soru sormuş dükkan sahibine. Ő azt mondta, hogy egy turáni vezető lett volna, miért nem ismert a magyarokat? Dükkancı demiş ki, bu turán lideridir, sen magyar olarak neden tanımıyorsun? Turán magyar olarak. Akkor ő persze elmondta, hogy ismernék hozzá, elég jól ment a munkatársam. És akkor ezt megtudta a cipőváros, akkor ingyen választotta a cipőt. Sonra arkadaş açıkladı ki aslında Gábor onu iyi tanıyorum tabii ve hatta iş arkadaşım, yani ona yakın bir arkadaşım. Bunu dedikten sonra dükkan sahibi, bu bilgiyi paylaştıktan sonra dükkan sahibi bir çift ayakkabı hediye etmiş o arkadaşım. És őketet Magyarországon el sem merem mondani, mert meghallják a magyarok, hogy Törökországban valaki azt mondja, hogy ugrikos, ingyen kap cipőt, akkor többre fog menni szerencsétlen barátomnak a volt. Aslında bu hikayeyi anlatmaktan biraz çekiniyorum. Majlis'te yaptığım konuşmalarda. Çünkü Macarlar ya bizim Jobbik Partisi'ne oy verenler bunu öğrenirlerse Türkan sınavında krize giriyor. Szintén megható és nagyon fontos pillanata volt az életemnek, amikor a magyar-török labdarúgó mérkőzésen emlékében készültünk, és nagyon sokan attól tartottak, hogy a szurkoló táborok hogyan fognak egymáshoz viszonyulni. Budapestre olyan a Magyarország-Türkiye maçını aslında bir tarihi an olarak görüyorum. Bu maçın ters tepkiler bekleniyordu. Bazı taraftar veya insanlar tarafından. És arra kértem a magyar szurkolókat, mert elég sokokat ismerem, hogy függesszünk egy transzparens stadionba, és írjuk föl rá törökül és magyarul, hogy mindannyian kilagolokái vagyunk. Magyar taraftarlardan ise bir ricam olmuştu o zaman. Bir pankart açsınlar, o pankartta da hem Macar'da hem Türkçe var. Bir bayraklar ile birlikte hepimiz Atilla'nın torunları şeklinde. Nagyon megható volt, amikor a török szurkolók megtapsolták a magyar himnuszt, és a magyar szurkolók is megtapsolták a török himnuszt. Ilyen nem nagyon szokott történni a labdarúgó mérkőzéseken. Beni o maç gerçekten o maçta gördüklerini gerçekten çok duygulandırdı. Çünkü Macar taraftarlar Türkiye milli marşını alkışladılar. Hem de Türk taraftarlar Macar milli marşını alkışladı. Ondan sonra bizi Macar oyuncu ve taraftarları da alkışladılar. Spontantunk, az örömhírt tudom önökkel közölni, hogy a török-magyar összefogás gondolata Magyarországon nem hogy egyre népszerűbb, hanem most már áttörte a falakat. Size bir müjde getirdim. Türkiye ve Macaristan arasında yapılan işbirliği ve bu fikir, bu ideoloji Macar genç arasında, hatta tüm Macaristan'a baktığında her geçen gün daha popülerdir. Olyannyira, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb kulturális fesztivál, az a Kurultáj, amely a turáni népek fesztiválja. Hatta artık iki yılda bir düzenlenen Kurultáj, bir turán fesztivál mevcuttur ve o Türk Kurultáj'a da yüz binlerce sayıda katılımcı olur. Itt a Kárpát-medencétől egészen Kelet-Ázsiáig élő turáni türk népek mindegyike összejön és közösen együtt ápoljuk ősi kultúrákat. Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar tüm Turan halkları bu fesztivala katılıyor ve bir kucaklaşma, bir muhabbet oluyor bu kültürel festival kapsamında. Aki egyszer ezt átélik, megtapasztalja, az onnantól kezdve nem tud szabadulni ettől az érzésről. Bunu yaşayan hep bu histen kurtulamaz. O kadar güzel bir his ki anlatamam. Nagyon bízom benne, hogy jövő augusztusban, amikor ismét megrendezésre kerül ez a fesztivál, nagyon sok adokkal, sokukkal újra találkozni fogok. Umarım ki buraya gelen herkesle kurultayda görüşme imkanınız olur. Azt is el kell mondjam, hogy Magyarországon zajló pozitív
folyamatokkal ellentétben Nyugat-Európából nagyon sok kritikát kaptam. Siyaset ile ilgili şu da gerçek ki Macaristan'da bu siyasetin olumlu karşılandığı halde bazı Avrupa'dan çeşitli eleştiriler aldım. Olyan leveleket írtak nekem, hogy mit akarok én a törökökkel? Miért barátkozom én a törökökkel? Mit akarok én ezekkel a muszlim terroristákkal? Türkiye'yle neden dostluk kurmak istiyorsun ki? Neden ittifak olsun aranızda? Müslüman teröristlerle ne yapmak istiyorsun sen? Şeklinde mektuplar almıştım. Én akkor azt írtam nekik, hogy nekem a törökök a testvéreim, az iszlám vallásnak egyik tisztelője vagyok, ne várjátok, hogy megtagadjam őket. Ben onlara demiştim ki, yazmıştım ki, Türkler ve Müslümanlar benim kardeşlerim, benim dostlarım. Onlara karşılar bir kardeşlerim. Sőt azt mondtam nekik, inkább nézzetek magatokba. Hatta demiştim ki, siz ilk önce aynaya bakın. Hová tüntettétek el a ti saját tradícióitokat, a nemzeti hagyományaitokat? Mivé lettetek? Asszük gerekli görenekliniz. Nerededir acaba? Neden muhafaza edemediniz onları? Én azt mondtam, inkább egyre példát a türk németről. Türk halklarını bir örnek olarak onun yerine. És egyre példát az iszlám emberekről. De Müslüman insanlar da örnek olarak alın onun yerine. És egy cikkben meg is írtam, amiért szintén nagyon sok kritikát kaptam, hogy a globalizmus sötétségében ma számomra az iszlám az utolsó fénysugár. O makalede şöyle bir cümle oldu. Bu küreselleşmenin, küresel dünyanın karanlığında tek ışık İslamiyet'tir. Bunu aslında Hristiyan bilim olarak yazdım. Ugyan için ben ismertem az İslam'ı. Volt rá lehetőségem, a jó Isten erre is adott nekem jeleket. Çünkü şükürler olsun ki İslamiyet'in Müslümanlarına tanıştan fırsat oldu. Amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor egy nagyon kedves barátomat választottam tanul, és ő egy palesztin fiatalember volt. Evlendiğim zaman ise dündeki şair olarak bir Filisztinli arkadaşı davet ettim. És az ő segítségével eljutottam Jemenbe, egy iszlám ország, ami egy szegény ország. Onun vesilesiyle Yemen'e seyahat etme fırsatı. De mégis azt láttam, hogy ezek az emberek sokkal boldogabbak, sokkal közelebb állnak is ehhez, mint mi ott Európában. Yemen tabii çok fakir bir ülkedir ama aslında Allah'a çok yakın olduklarını görmüştüm ben ama. És akkor elkezdtem foglalkozni az iszlámmal, elkezdtem olvasni az iszlám vallásról. Elkezdtem megismerni nagyon sok szerző szufi irányzatból is. Yemen'de döndükten sonra İslamiyet'i, tasavvufu araştırmaya başlamıştım. És akkor rájöttem, hogy amit a nyugat-európai sajtó az iszlámról mond, és az iszlám országokról, és a török népekről, az mind hazugság. Sonra gördük ki, Batu Avrupa'daki medyanın tasvir ettiği İslamiyet imajı tamamen bir yalanmış. Öyle değil. Mi voltunk az egyetlen egy olyan politikai erő Magyarországon, aki kiállt például a palesztinok állama mellett, amikor a gázai övezetben Izrael palesztin emberek egyik volt. Gazze krizinde ise Filistinlerin yanında duran tek siyasi parti bizdik o zaman. Mi voltunk az egyetlen egy olyan politikai erő, amikor Törökország segélyhajót küldött, hogy történt, ami történt, akkor együttérzésüket fejeztük ki Törökország irányába. Mavi Marmara olay esnasında tebrik ve destekleyici mesajlar gönderen tek siyasi hareketi, tek siyasi partisi biz olmuştuk o zaman. És hogy mondjam erről, hogy most is ide, hogy ide jöhettem és hogy itt lehetek, azt négy munkatársam szervezte, három fiatal ember és egy fiatal hölgy, többek között a mellettem ülő Áron. Bunu geliştirmek sebebiyle aslında, buraya geliştirmek vesilesiyle de aslında dört bana yakın çalışma arkadaşımın vesilesiyle nasip oldu. Bunlardan bir tanesi yanımda oturan. Nagyon jó és nagyon közeli munkatársaim nekem. Bunlardan çok yakın arkadaşlarım, dostlarım. És mind a négyen muszlimok. Dördü de muszlimandır. Nekem ne akarja bemutatni Franciaország, ne akarja bemutatni Anglia, ne akarja bemutatni Németország, hogy milyen a török emberek és milyen az iszlám. Én ezt saját szememmel látom, saját magam tudom. Van a Francia, a Batalóra, a Türk, a Müslüman iszlámnak
nasıl olduğunu söyleyemedim. Ben bunu gerçek görüyorum. Hála Istennek ma már a török-magyar kapcsolatok számtalan formában erősödnek, kulturális, gazdasági, politikai, genetikai kutatások, népzenei kutatások számtalan forrásból. Bugünlerde ise çok şanslıyız çünkü Türk-Macar ilişkileri oldukça kapsamlı, çeşitli alanlarda siyasi, genetik, folklor vesaire alanlarında çalışmalar yapılıyor. Én azért jöttem ma ide, nem azért jöttem, hogy ezekről beszéljek, mert ebben nálam sokkal szakadhatóan, sokkal nagyobb tudású emberek vannak. Én aztán a bunlar, bu araştırmalar hakkında konuşmak istedim. Bunlar için uzmanlar, için ustalar vardır ve işimi yapacak. Azért jöttem ide, hogy elmondjam önöknek, szerintem a törököknek és a magyaroknak van egy közös küldetésük a világban. Benim aslında aktarmak istediğim mesaj şudur. Türk ve Macarların dünyada ortak bir davası, ortak bir misyonu mevcut. Bu ortak misyon nedir? Jelen pillanatban a világ egy evolúció világ, amelyet az Egyesült Államok és Nyugat-Európa irányít. Bugünkü dünya tek oturtuk bir dünyadır. Bu dünyayı Batı Avrupa ve ABD irányítır. És ez a világ tele van igazságtalansággal, tele van hazugsággal, és nagyon sok olyan testvéri népünk van, törökünk, amely ezt az igazságtalanságot elszenvedi. Bu dünya yalan, adaletsizlik ve savaş kaynağı. Maalesef dünyadaki birçok Müslüman ve Türk halkları da bunun kurbanıdır. Csak hadd mondjak egy példát a saját hazámból, illetve a saját magyarságomból, az Erdélyben élő, azaz Romániában élő magyarok helyzetét. Magyarországnak a diaszporada yaşayan magyarlar için bir örnek vermek istiyorum. Talán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Erdélyben, és ami most Romániához tartozik, 2 millió magyar, székely magyar él, akik ugyanúgy a filamunkáim, mint mindannyian. Bugünümüzde soha Romániára bağlı, maalesef Romániára bağlı, Transzilvánia, Erdély bölgesinde yaşayan yaklaşık 2 milyon székely Türk, székely magyar Türk yaşıyor. Az ő elnyomásokról nem lehet beszélni a világban, nem lehet beszélni abban az európai jogban, ami elvileg mindig az európai jogok, az emberi jogokat dicsőíti. Bu székely Türkler Romániában ürün hakkında konuşulmaz mesela. Bu insan hakları, sözde insan hakları destekleyen Avrupa Birliği'nde. Bu neden öyle? És akkor én felteszem a kérdést, hogy mindenkinek vannak jogai a világban, csak a tilalmunkáinak nincsenek. Ben o zaman şu soru sormak istiyorum. Herkesin hakları, hak ve hukukları vardır ama Atilla'nın torunlarının yok mudur? Ezért én azt gondolom, hogy a mi közös küldetésünk a Turáni összefogás. Ben düşünüyorum ki bizim ortak misyonumuz bir Turán işbirliğidir. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell példát mutatnunk az egész világ számára. Ugyanek ki, mit dünyára, mit örnek olmanéz? Sokan azt akarják hazudni a világnak, hogy a világban zajló konfliktus az a keresztény világ és az iszlám világ között zajlik. Dünyada bazen şöyle bir yalan uydurmaya çalışıyor. Dünyadaki esas çatışma İslamiyet ve Hristiyanlık arasında, yani medeniyetler arasındadır. Ez azonban egy hazugság. És mi törökök és magyarok ezt tudjuk cáfolni. Tabii bu bir yalanlar. Biz Türk ve Macar olarak bunun yalan olduğunu çok iyi biliyoruz. Mi tudjuk megmutatni az egész világnak, hogy ez nem igaz, hiszen mi testvérként tudunk egymásra tekinteni. Biz kardeş olarak bunun ne kadar yalan olduğunu, öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Mi lehetünk az a két nép, amelyik kelet és nyugat között hidat verhet? Biz Türkler ve Macar, Türk ve Macarlar Batı ve Doğu arasında bir köprü bulabilecek, bir köprü oluşturabilecek bir halk olabilir. És hol máshol mondhatnám ezt az üzenetet el jobban, mint éppen Isztambulban, ahol így jött össze keletet nyugatban. Tabii bu mesajı aktarmak için en uygun yer İstanbul'dur. İstanbul'da zaten Batı ve Doğu arasında bir köprüdür. Nekünk, törököknek és magyaroknak az a felelősségünk, hogy bár hallottuk a történelmünk során sokat harcoltunk egymással, de ma össze kell fognunk. Tabii biz Türkler ve Magyar olarak ortak sorumluluklarımız var. Biz geçmişte savaşmıştık ama hep barışmıştık. Emlékezzünk el arra, hogy amikor egymással harcoltunk is, méltó ellenfelei voltunk egymással. Onda hatırlamalıyız ki savaştığımız yıllarda bile dost, kardeşler, kardeş halkları savaşıyorduk. És emlékezzünk el arra, hogy nem csak harcoltunk egymásnak, hanem segítettünk is egymásnak. Szövetségesei is voltunk többször a történelemben egymásnak.
sadece savaş işlemi olmadı. Biz ittifak da kurmuştuk ve hep destek de verildik birbirimize. Macar'a çok yer oldu. Ben gizli Magyar Törpjönet, ha a magyaroknak, a magyar vezetőknek menekülniük kellett a hazájukból, akkor melyik ország volt, amelyik befogadta őket? Şimdi biz Magyaristan tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki Macar liderleri ülkelerini Macaristan terk etmek zorunda kaldığında nereye gidiyorlardı? Söylemorszak. Tabii Türkiye'ye geliyorlar. Többször is ebben az országban mindig hazára találtak a magyarok. Defalarca öyle olmuştu. Türkiye bu Macarlar için hep bir vatan olmuştu. Ezért én azt mondom, hogy most példát tudunk azzal mutatni a világnak, ha megöleljük egymást, törökök és magyarok. Azt tudjuk mondani az egész világnak, hogy nézzetek meg bennünket. Mi nem azt mondjuk egymásnak, hogy ellenség, hanem azt mondjuk egymásnak, hogy testvérem. Dünyada eğer düşman değil, biz kardeşleriz dediğimiz zaman gerçek bir örnek olabiliriz. Dedik, Törökországban nagyon sok az emberek iszlám vallásra adik, Magyarországon keresztény, és mégis testvérnek tekintjük egymást. Türkiye nüfusunun çoğu Müslümandır, Macaristan'daki nüfusun çoğu Hristiyandır, ama buna rağmen ne kadar güzel bir işbirliği kurabiliriz. És ez azért van, mert lehet, hogy különféle módon imádjuk az Istent, de attól az Isten, az egy Isten, az még ugyanaz. Ön sebebi ise nedir? Bizim ibadet tarzımız farklı olabilir ama tek Allah'ın kullarıyız, tek yaratıcının kullarıyız. És lehet, hogy különféle kulturális szokásaink vannak, különféle berendezkedésünk, de akkor még a vér, ami az ereinkben folyik, az is ugyanaz. Bazı adetlerimiz farklı olabilir tabii ama aslında aslımız ve kanımız aynıdır. Ugyanannak az Istennek vagyunk a szolgái, és ugyanannak az Attilának vagyunk az unokái. Aynı tek Allah'ın kulları ve aynı Atilla'nın torunlarıyız. És ezt ma, ezt a gondolatot ma, mit tudjuk törökök és magyarok a leghitelesebben és a legszebben elmondani? Bu düşünceyi dile getiren en güzel şeklini ifade edebilenler de Türk ve Macar halkıdır. Én ezért jöttem ide. Nem gazdasági, politikai kapcsolatok létesítésébe, ezt majd megcsinálják mások. Én azért jöttem, hogy ezt elmondhassam. Ben bunu dile getirmek için geldim aslında. Ekonomiya, siyasi işbirlik kurmak veya o ilişkide güçlendirmek için değil. Esas gelişimin sebebi budur. Hogy elmondhassam a török embereknek és különösen a török fiataloknak, hogy van nekik ott, nyugatra, Közép-Európában egy testvérnék. Türklere, özellikle Türk gençlere şunu söylemek istiyorum ki siz Batı'da, Batı Avrupa'da bir kardeşiniz vardır. Akikkel nem gazdasági és politikai szövetséget kell kötni, hanem örök szövetséget. Bu kardeşlerinizle ise bir ekonomik veya siyasi ittifak değil, bir gömülük ittifak. Yani her zaman, her zaman. Ez a mi küldetésünk, és én ebben kérem az itt jelenlévő segítségét. Bu bizim ortak misyonumuz, ortak dağlamamız. Buraya gelenlerin herkesin bunu destek vermesini rica ederim. Allah'tan bu büyük görevi üstlenmemiz için bize imam, güç ve cesaret lütf eylemesini istihdam ederiz. Hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunları.
hocam diğer bedenen burada olsaydı hemen Sayın Gabor olayı o kendi üslubuyla anlamlar öperdi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Yobbik Partisi ve bunu Turan Partisi Başkanı Gabor Vanoğlu'na aslında söyleyeceklerini çok güzel söyledi. Neredeyse hemen hemen aklımıza bir soru bırakmadı yani. Her şeyi söyledi. Ama buna rağmen belki 3-5 soru alıp onlara da cevap verecek. Fakat her zaman söylüyoruz, soru sormak için müsaade var. Her ikimiz etkin olursak olalım. Lütfen burada yeni bir konferans vermeyelim. Sadece Sayın Vola'ya aydınlanmak istediğimiz bir husus varsa onu soralım. Evet, şimdi birkaç soru alacağız. Evet, orada bir beyefendi var. Ben kısa soracağım. İki ve on kasım tarihler arasında kendinizi tanıtabilir misiniz? İbrahim İlmen. Evet. İki ve on kasım tarihler arasında İstanbul'da kitap var. Sayın Kavo orada bir konferans verme imkanı var mı acaba? Biz daha yeni çevrelere kendisini tanıması lazım. Bu kadar. Köszönöm a meghívást. Sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon választási kampány zajlik, és nekem most ott van nagyon sok feladatom. De én nagyon bízom benne, hogy most először vagyok itt, de nem utoljára, és nagyon-nagyon-nagyon sok alkalmunk lesz arra, hogy találkozunk, és építsük közösen a korán jövőt. Na, az itt tárgyatot is teşekkür ederim, ancak maalesef şu an Magyarországon seçim dönemi başlıyor, seçim kampanyası başladı. Ama söz veriyorum, bu benim buraya son, ilk ve son ziyaretim olacak. Evet, Şükrü Karademir. Sesim geliyor herhalde. Açsınlar sesi, kapalı mı? Açın. Şükrü Karademir. Ben Sayın Gabor'a şunu hatırlatmak ve sormak istiyorum. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu, Avrupa Birliği yerine Türklerin ve Turan Birliği'ni savunan, açıkça bunu dile getiren bir siyasi parti yok. Yaklaşık biz bir siyasi kişinin ağzından 20 yıla yakın bir süredir, yani rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatından bu yana Turan kelimesini açıkça, özellikle ve ısrarla dile getiren bir siyasi de görmedim. Ben öncelikle kendisini Turan kelimesini zikrettiği için teşekkür etmek istiyorum. Fakat kendisi sıkça Türkiye'ye gelip acaba YÜBİK'in bir şubesini Türkiye'de açmayı ve Turan partisi olarak cesaret vereceği o bilginizden dolayı teşekkür ederim. Engedik ve Monya Kate Molotov Törökország és Dabor-Boy Unió kapcsolatlarına. Müsaadenizle Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkiler hakkında iki cümle söylemek istiyorum. Törökországot Dabor-Boy Unió soha nem fogja fölvenni. Benim şahsi fikrim Avrupa Birliği Türkiye'yi hiçbir zaman kabul etmeyecektir. És nem azért, mert azt mondják, hogy az Európai Unió keresztény és Törökország pedig iszlám. Csak egy mese. Türkiye Müslüman Avrupa Birliği'si Hristiyan fikrinden dolayı değil, bu sadece bir hikaye. Azért nem fogják fölvenni, mert Törökország erős és nem tudják gyarmatosítani, mint amit sajnos az én hazámmal tettek Magyarországon. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacaklar çünkü Türkiye çok güçlü bir ülke. Onu alıp yönetemeyecekler, kullanamayacaklar. És hála Istennek a Törökország erős, és én azt kívánom, hogy még erősebb legyen, és legyen Törökország nagy hatalma a világnak. Hamdolsun ki Türkiye güçlü ve Türkiye kendi başına dünya gücü olacak. Süreçte. Rahim Taşan Atmış Soktan mondani, az sem baj, ha fölveszik Törökországot az Európai Unióban, akkor az Európai Unió széteség, és akkor hála Istennek végre nincs nem szabadon működik.
bazen şunu söylerim, tabii biraz da espri. İnşallah bir gün Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alırlar. Aldıklarımız zaten Avrupa Birliği olacak. Çünkü Türkiye'de çok güzel. Öncelikle Sayın Başkan Doktor Muhsin Bey'e teşekkür ederim böyle bir organizasyonu yaptığı için ve Mona Gavur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Peki organizasyon. Burada bir düzeltme yapayım. Organizasyon Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından yapılmıştır. Burası Süleymaniye Kürsüsü'dür. Arkadaşın yanında zaten Muhsin Bey de kendisine uyardı. Muhsin Bey de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın onurlu bir mensubudur. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'na teşekkür ediyorum. Ben şunu kendisine hem hatırlatıp hem de sormak istiyorum. Geçen ay Budapeşte de Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı ve önümüzdeki günlerde Macaristan'ın 1914-1918 yılları arasında İstanbul'da kurulmuş olan Barış-ı Macit Kültür Merkezi tekrar kurulacak. Ona daha sonra açılacak Macar Kültür Merkezi'ne katkıda bulunmayı düşünüyorum ve bu konuda düşünceli olması. Müsaade ederseniz kendisine Macar'a da söyleyebilirim. İsterdim ona daha bunları göstereyim. İşten posta teknik, törü korsaklarım İstanbul'a. Seyreden bir soruştum ya, Ezel Kilen Sas Dizen Neyin, Ezel Kilen Sas Dizen Müzeyvek, Macaros hangi kultural iş intezet, Barış Bali kultur intezet, İstanbul'a nito tamar utonla, utanla törü korsaklarla ve Macaros hangi işler nesneleşen, habur, mut habur utanla, kizarta, bu Macar köszönöm szépen, hogy valóban nyílt Budapesten egy török magyar kulturális intézet, aminek én sem örültem. Evet, Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Merkezi kurulduğuna çok sevindim. De mindaddig egy intézet nem ér semmit, amíg nincs az egymás iránti szeretet nem tölti meg a falat. Her şeyden önce insanlar toplumlar arasında güçlü bağlar olmadığı müddetçe kendi başına kurumlar çok fazla şey ifade etmez. Én a munkatársaimat otthon arra bátorítom mindegyiket, hogy tanuljatok törökül, ismerjétek meg a török kultúrát minél jobban, mert még nagy szükségünk lesz rá. Magyarországon csalásanlarıma her zaman şunu söylerim. Türkçeyi bir an önce öğrenin, çünkü Türkçe bilmeden aradaki ilişkiler güçlendirilemez. Azoknak is, akiket esetleg ezzel ma megszólítok, hogy és ugyanígy a török fiatalok körében is ismerjék meg az én hazám kultúráját, az én hazámat, hogy amikor majd összefogunk és még szorosabbra vonjuk a kapcsolatainkat, akkor már nagyon jól ismerhessük egymást. Soha burada bulunan gençlerden isteyim de şu benim ülkemi, benim milletimi, benim kültürümü tanıyın ki bir gün birleştiğimiz zaman, Turan Birliği kurduğumuz zaman işimiz kolaylaşır. Hocamızın bir sorusu olacak. Efendim, ben Osman Şahbaz Beyefendi'yi takip etmek istiyorum. Geçen sene Budapeşte'deyken tanışmıştım kendisiyle. Kendisi Türk Macar İş Adamları Derneği'nin başkanıdır. Ve geçen sene Macaristan Milli Günü olduğunda da bizi Macaristan Başkonsolosluğu davet ettik. Macar Milli Günü'ne katıldık. Vakfımızda da inşallah kendisini göreceğiz. Benim organize ettiğimi düşündüğüm hiçbir dahil yoktu bu işte. Zaten Osman Bey'e, Mete Bey'e düzenler. Çok değerli dostumuzdur. Macaristan'ın da Fahri Büyükelçisi'dir. Fahri Elçisi durumundadır. Başta Kayseri olmak üzere pek çok şehirde Macar ve Türk kültürünün tanıtılması konusunda faydalı hizmetler yapmıştır. Pek çok şehirde var. Zaman içerisinde ümit ediyorum ki Osman Bey'i de aramızda çok daha fazla göreceğiz, çok fazla tanıyacağız. Çok teşekkür ederim. Evet, bu sunucumuzda bu açıklayıcı bilgilerle dolayı teşekkür. Şimdi gençlerden soru almak istiyoruz. Gençler varsa gençlere gidelim lütfen çok olalım. Evet, kendinizi tanıtarak. Hoş geldiniz. Adım Doğan. Arkadaşlarımla birlikte Marmara Üniversitesi'nin konferansımıza gelmiştik. Orada arkadaşlar size bir söz vermişti. Sizin talebiniz doğrultusunda. Özgür Sekelistan ve Macaristan Türkiye Turan Birliği Twitter'da 31 Ekim akşamı
saat 20.37 itibariyle dünya gündemine 7. sıradan giriş yapmıştı. Dünya üzerinde en fazla konuşulan başlık Özgür Sekeli İstanbul. Mindent, amit Székelyföldért tesznek, azt a legnagyobb köszönettel tudom sokra köszönni. Székely csinálatot, her adım için canı gönülden teşekkür ederim. Ha Székelyföldért kiállnak a székely emberekért, akik, ahogy mondtam, Attila unokái, akikkel a világ, akik mellett a világban senki nem áll ki, akkor a magyarok örökre szívük az áldják a benneket. Dünyanın kendi başına bıraktığı Székely Türklerine yardım ettiğiniz takdirde hem Macarlar hem de Székeller, Akila'nın torunları olan bizler sizlere minnet edeceğiz. Ezt megteszik, akkor nem kell évekig építgetnünk a török-magyar szeretet hídját, hanem egy perc alatt fel fog épülni. Bunları yaptığınız takdirde yıllarca elde edemediğimiz başarıları çok kısa zamanda, birkaç saniye içerisinde elde ederiz. Şu Székely emberek olyan boldog lesznek, mint én soha. Székely Türkleri o kadar mutlu olacak ki hiçbir zaman mutlu olmadığı kadar mutlu olacaktır. Köszönöm Székely. Teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'ye geldiği için çok teşekkür ediyorum ablara. Ben İzmir'e bakmıştım ziyaret şeyde, oraya da gelecek diye üzüldüm. Kendisi İzmir'e de gelecek diye soracaktım. Misafir ediyoruz. Köszönöm szépen a kérdés. Itt a hála Istennek a program annyira sűrű és annyira folyamatosan változik, újabb és újabb egyesületekkel, személyekkel tudok találkozni, hogy átalakult egy kicsit a programunk, de ott elmegyünk, ott leszünk. Türkiye programı kadar dolu ki, hamdolsun ki dolu. O yüzden dolayı bir program ettik. Yani düşündüğüm birçok programı gerçekleştirdim. Ama planımda var, oraya gelmek istedim. El fogok megmondani, hogy a török-magyar kapcsolatok, kultúrás kapcsolatok előtt is lemegyek a tiszteletlenek. Ben de oraya gelip török-magyar ilişkileri önünde eğilmek istedim. De mikor azt én nem tudom? Ne zaman akkor bilmiyorum tam olarak. Kedvi vagyok, hogy Törökországban kedvi mindenképpen meg kell. Salı gününe kadar Türkiye'de bulunca umarım salı gününe gelip görürüm orayı. Vaktimiz aksakalı Ekber Albay'a bir soru soracak. Ekber Töveloğlu, çoğunuz bilirsiniz Atilla İlhan'ın Paris'te başına gelen bir olay var. Kütüphanede o komünizm döneminde internasyonel toplantısı için gittiğinde kütüphanede bir kitap isteğinde bulunuyor. Fakat bu isteği alan kütüphane görevlisi yerine getirmiyor. Bunun üzerine Atilla İlhan herhalde yanlışlık olduğunu anlatamadım diye, gerçi Fransızca değildir ama bir daha dolduruyor kütüphaneden istediği kitabı almak için belgeyi. Yine bu belge hasır altı ediliyor. Üçüncü kez ilerlediğinde aynı sonucu alınca ikaz ediyor. Neden cevap vermediniz, neden kitabımı vermiyorsunuz deyince o sıradan memur o yazdığı belgedeki ismin altındaki Atilla isminin altını çiziyor. Senin ismin Atilla. Şimdi o nedenle vermemiş oluyor. Şimdi sıradan bir Fransız memurun bize bakışı böyle Fransız bakış. Kim bilir devlet adamları nasıl bakıyor ki bunu da biliyoruz. Bize bakış tarzları bu. Benim sorum şu, size bunların bakış tarzı nasıl? Bize baktıkları gibi mi? Yoksa tamam. Teşekkür ederim. Összesül egy mondatot arra, hogy Attilát nyugaton egy barbár, pénzéhes rabóvetérnek tartja. Önce şunu söylemek istedim. Batı'da Attila barbár, açgözlü, para hastası bir insan olarak tanınır. Nemrég róla készült egy francia-angol dokumentumfilm, de nem vagyok sülten, hogy akkor, de valami nyugat-európai lehetett, mert Attilát úgy ábrázolták, mint akik senki más nem érdekelt, csak a zsákmány a pénz.
yakın bir zamanda Atilla hakkında bir film yapıldı. Batılı bir senaristlerin yapılan filminde Atilla'yı para dışında hiçbir mal mülk dışında hiçbir şey ilgilendirmiyor. Tehát mi tudjuk, és én tudom, mint történelem tanár, hogy Attila fölbrédálhatta volna, elfoglalhatta volna Rómát, és kifosztatta volna, de amikor elégment a pápa és megkérte, mint Isten embere, hogy ne tegye, akkor ő hagyta Rómát megmaradni. Ben bir tarihçi olarak Attila'yı çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Sizin de bildiğiniz gibi Attila Roma'yı istila ediyor, papayı ele geçiriyor ve o zamanki papa diz çöker Attila'nın önünde, eleman biliyor ve Attila'nı affediyor, öldürmüyor. Pierre Robbo vezér az, aki a világ legdrágább városa ott ever a lába előtt, és azt mondja, hogy engem nem érdekel a vagyok és a pénz. Nasıl bir kral ki bütün dünyanın malı mükemmeliyken, papa krallığı ayaklarının altındayken bile dünya beni ilgilendirmiyor ve geri dönüyor, affedip geri dönüyor. Yine mi başlıyor? Szövetségem, az én pártomat a lehető legrosszabb jelzőt illetve. Batı'da az én ilyen pártimi en kötü şekilde göstermeye çalışıyorlar. Szélsőségesen, fajgyűlölőnek, mindennek elmondanak. Beni aşırı ve ırkçı olarak gösteriyorlar. Csak azért, mert kiállunk Törökország, Zisztán világ és a világ igazsága mellett. Beni bu şekilde tanıtmalarının tek sebebi var, o da Türkiye'ye dost olduğum için ve İslam alemine yakın olduğum için. Milyen fajgyűlölet, milyen szélsőség az, amelyik egy másik vallással és egy másik országgal testvéri kapcsolatot akar létesíteni? Nasıl ırkçı olabilirim ki ben, ki Türkiye'yi başka bir ve aynı zamanda İslam'ı güzel gözle gören, iyi bakan, yakın duran? Ülk a fajgyűlölet, ülk a szélsőségesler. Bence aşırı ve ırkçı olan onlardır, biz değil. Bizden nefret ediyorlar çünkü her şeyden önce Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak istemiyorlar. Bizler Türkiye'ye yakın duruyoruz ve Türkiye'nin büyümesine mucizevi gözle bakıyoruz. Yani bu arada lennék és nagyon bizon benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségével és a valódi testvéreivel fog összeállni. Macaristan Avrupa Birliği'nden çıktığında ve gerçek kardeşleriyle buluştuğunda ben çok mutlu bir insan olacağım. Şimdi biliyorsunuz günler kısaldı konferansımızda vakıftaki karşılamalar ve ödül sunmalar, plaket sunmalar sebebiyle buraya geliş gecikti. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın bundan sonra da programları var. Birçok şey açıklandı. Arif olana bu kadar çok fazla. Yine biz sosyal medyada ve kendisi belirtiler başkanımız. Bundan sonra da Türkiye'ye gitmenin ismi olacak inşallah o toplantılarda sorularımıza açıkça gelecektir. Ben oturumu kapatmadan önce Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın Sayın Gabor Bola'ya bir teşekkürnamesi olacak. Bu teşekkürnameyi sunmak üzere Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Ebedi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Duran Yazgan Hocamızın da büyük oğlu olan Karahan Yazgan Bey'i lütfen kürsüye getiriyorum. Gökhan Hoş'un yansıtabilir misin? Gabor Başkan'a sorar mısınız? Bize fotoğraf için bozkurt falan mı verebilir misiniz? Biraz sorular bakalım. Bekliyoruz. Herkes görsün diye o vereceğimiz plaketi yansıtacağım. Aynı zamanda geleneğimizdir. Okumak istiyorum buradan.
Sayın Gabor Vanna, Jobbik Başkanı, bu belgeyi Turan Kültür Merkezimizde dinleyicilerimize Macaristan ve Türk dünyası başlığı altında aydınlatıcı bilgiler vermenizden ve Macaristan'ın Türk dünyası ile kardeşliğini, dostluğunu ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimizle arz ederiz. Saygılarımızla Közkan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı. Çektirmek üzere kürsümüzün önüne arz ediyorum.